İşte TÜRMOP'un üyelerinin, yani bizim meslek mensuplarımızı, 3568'den yetki almış meslek mensuplarımızın sınavsız geçenlerle ilgili bir sıkıntımız vardı. İFAK bizi kabul etmiyordu. İFAK'a üye olamıyorduk bir türlü. Neden üye olamıyordum? Çünkü diyorlardı ki siz sınavsız meslek mensubu alıyorsunuz. O yüzden sizin uluslararası yetkiniz söz konusu olamaz diyordu. Çünkü mesleğe giriş sınavla yapılır deniyordu. Biz de evet haklılar dedik. Ki bu doğrudur. Madem ki Avrupa Birliği normuna göre hareket edeceksek, madem ki meslek camiamız uluslararası normlarda ve mütekabiliyet anlaşmalarına göre hareket edecekse, o zaman bunu doğru olarak kabul edeceğiz. Onu doğru olarak kabul ettik ve meslek mensuplarımızı staj sınav yoluyla almaya başladık. Ki bunu da daha da geliştirdik, daha da güzelleştirdik. Herkes buna dahil olacak dedik ve bunda da kimsenin itirazı olmadı. Şimdi karşınıza bir kurum oluşuyor. O kurum da diyor ki evet ben de sınavla alacağım. Çünkü ben de uluslararası normlara ve standartlara ve Avrupa Birliği'nin istemiş olduğu kategorizeye göre hareket ediyorum. O uyum yasalarına bağlıyım dediği zaman hayır sen benden sınav, beni sınav yapamazsın diyemezsiniz. Bu şuna benziyor. Yani bir anımı, ufak bir anımı anlatayım. Bir gün TÜRMOP'tayken bir baba geldi o zaman. Bana başladı bağırmaya. Dedim ki niye bağırıyorsun beyefendi? Ya dedi bu çocuk dedi ticaret lisesine girerken sınava dahil oldu. Bitirirken sınava dahil oldu. Üniversiteye girdi sınava dahil oldu. Üniversiteyi bitirdi sınava dahil oldu. Bir de siz niye sınav yapıyorsunuz dedi. Yani bu mesleğe girerken niye sınav yapılıyormuş dedi. Zaten bu üniversite işletme fakültesini bitirdi. Oradan diplomasını aldıysa, diplomasını aldıysa bu diploma burası için geçerlidir dedi. Şimdi bu da benziyor. O babanın durumundayız biz. Hayır böyle bir şey yok. Uluslararası standartlarda hizmet veriyorsak, kamu gözetim kurulunda uluslararası standartlarda bir kurum olarak değerlendiriyorsak, prosedürü uyacağız. Teşekkür ederim. Şimdi 5786 denilen bir yasamız var. Nispi temsil, yetkili bununla beraber. Bu nispi temsil hakkında bize neler anlatmak istersiniz? Evet, İyi yanlarını, kötü yanlarını lütfen vurgular mısınız? Şimdi bu zaten çıkarken de esasında itiraz ettiğim bir şeydir. İlk bakışta çok demokratik bir yapılanma var. Herkesin temsil edilmesi, seçilen veya seçime girenlerin temsil edilmesi noktasında bakılan bir olay. Ama hizmet anlamında biraz sıkıntıları olan bir sistem olarak görüyorum. Ki bunu çıkaranların da başta bir kere hükümet anlamında o zaman bakanlar kurulunu oluşturursan Cumhuriyet Halk Partisi'nden de birkaç kişinin, MHP'den de birkaç kişinin alınmasını bakanlar kuruluna dahil edilmesi, madem nispi temsil çok demokratik olarak görüyorlarsa orada da yapmaları gerekiyordu. Ben o zamanlar da bunu söylemiştim, bu örneklemeyi de vermiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Hizmet anlamında sıkıntı çıkmadan sürece gerçekten demokratik anlamda birbirine uyum sağlayabileceğini düşünüyorsa olabilir. Ama o gözlemlediğim kadarıyla bu biraz zorlanıyor. Yani engeller başlıyor, tıkanmalar başlıyor. İşte toplantıları girilmemeler başlıyor. Ya da çok fazla böyle birbirlerinin altını oymalar başlıyor. Hatalar aranıyor. O yüzden biraz nispi temsile ben pek sıcak bakmıyorum açıkçası. Zamanla bu tamam, nispi temsilin... özür dilerim. Var olan bir şeyde de en iyi şartları nasıl değerlendireceğim şekilde ele almak lazım. Gücü olanın da en çok buradaki temsili kazanmasından yana. Mesela şu anki genel sekreterliğini yapan arkadaşımız TÜRMOP'umuzun Güzel Akdeniz şöyle bir espriyle bir toplantıda giriş yaptı. Elinizde diyor, 5 kişi grupla yönetime tabi oluyor. 5 kişi de seçiliyor. Sabah diyor, odaya erken gelir diyor, başkanı ilan ediyor diyor. Şimdi 5 tane görüş tezat olursa, ayar bir görüş olursa burada nasıl hizmet çıkacaktır? Üretecekler artık tartışır. Aynen. Yani Yücel Bey'le aynı görüşteyim. Çünkü bahsettiğimde zaten benim buydu. Erken kalkar, başkan olur. O yüzden biraz sıkıntısı olan ve hizmette üretiminin çok zor olduğu bir sistemdir. Teşekkür ediyorum. Şu an Türkiye bir savaş ortamında. Yani doğumuz, batımız, ben isim vermeyeceğim. Yani Bursa'dan tut, gidebildiğin kadar gitsin. Maalesef. Bu savaş ortamında meslek mensuplarının durumunu nasıl görüyorsunuz? Türkiye ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Biraz detaylı bilgi verir misiniz? Bana güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Benim de çok böyle
üzerinde hassasiyetle durmak istediğim konulardan bir tanesi bu. Geçtiğimiz günlerde Mali Müşavir Muhasebeciler Birliği'nin genel kurulunda da bunu ifade etmeye çalıştım ama biraz gözden kaçtı galiba. Türkiye son zamanlarda, özellikle son günlerde dikkat edilirse artık etrafımızda barışık olduğumuz bir ülkenin olmadığı bir konuma geldik. Bunun siyasi nedenlerini falan pek girmekte, değerlendirmek istemiyorum. O benim şeyimin dışına çıkıyor. Ama bu tabii ekonomimizi alabildiğince baltalayan bir durum. İhracat yapamıyoruz. Eskiden en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında Libya gelirdi, Rusya gelirdi, Mısır gelirdi, Suriye gelirdi, biraz da İran gelirdi. Ki İran da çok önemli faktörlerden biriydi. Bu gördüğümüz coğrafyadaki birçok ülkeye benim de tanık olduğum, benim de müşterim olan birçok firmalarımız buralara ihracat yapar. Ve ihracat şampiyonları olurlardı. İlk 500'lere girenler vardı. Ama son zamanlardaki bu her yerlerde küskün, kavgalı olmak durumundan dolayı çok ciddi bir sıkıntı içindeler. İhracat yapamıyorlar. İthalatta da sıkıntılar başladı. Çünkü bütçeni denkleştirebilmen, biraz ekonomiyi ve enflasyonu yükseltmemen için ithalatı da kısman gerekiyor. Oralara da belli kotalar koymak zorundasın. Onlar da yapamaya başladı. Dolayısıyla ithalatçılarda da sıkıntılar başladı. Küçük esnaf tabii zor durumda. Birçok küçük esnaf kapanmaya başladı. Şirketlerden çok ciddi kapananlar var. İTO'nun verdiği rakamları bir incelerseniz, geçen sene çok ciddi firma kapanışları var. Açılanlar da var ama açılanlara baktığı zaman çoğu Suriye. Yani birçok Suriyeli firma ve oradan gelenlerden de açılan firmalarımız söz konusu. Şimdi böyle bir savaş ortamının, savaş ekonomisinin yürümüş olduğu bir dönemde en çok etkilenecek kesimlerden bir tanesi hizmet sektörüdür. Bununla başta gelenler mali müşavir, muhasebeciler ve yeminli mali müşavirlerdir. Yani bir doktorları fazla etkilemeyebilir. Bir avukatları etkilemeyebilir. Ama bizi direkt etkilemeye başlıyor. Çünkü bizim muhatap olduğumuz kesim ekonominin can damarını oluşturan sanayici, iş adamı ve esnaf kesimidir. Evet. Şimdi bunlar mal satamaz, bunlar gelirlerini arttıramaz ise ilk yapacakları şey dolayısıyla meslek mensuplarını ya ücretlerini ödememek, ya ücretlerini ertelemek, indirtmek ya da firmayı kapatıp gitmek. Bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Peki nasıl görüyorsunuz yani bu ortam devam edecek mi? Kısa sürede bu çözülecek mi? Bu ortamın devam edeceğini, yani gözlemlerim bu ortam devam edecek. Yani daha da sertleşerek devam edecek. Çünkü Orta Doğu'daki bu yeni yapılanma, haritaların yeniden çizilmesi, Türkiye içindeki barışın bir türlü yerine oturtulamamasından dolayı bu biraz daha hızını daha da alıp önümüzdeki günlerde biraz daha sıkıntılı günler göreceğimizi. Yani ben medyum değilim ama ekonomi medyumluk istemez. Ekonomi göstergedir, ekonomi rakamdır. Biz rakamlara bakarız, piyasaya bakarız, haberlere bakarız, evet. Yaşananlara bakarız. Biz bunlarla yaşayan insanlarız. Ama bu da gösteriyor ki önümüzdeki 2016'nın Türkiye için çok da iyi olmayacağını ki bugünkü Merkez Bankası'nın verilerine açıklanacak enflasyonda ciddi bir büyük büyümenin olduğunu görüyoruz. Bütçe açığımızın büyüdüğünü görüyoruz. Bunlar tabii daha da kartopu gibi büyümeye başlıyor. Çünkü dışarıdan bir sıcak para gelmiyorsa, ülkeniz güvenir değilse borsanızda da sıkıntı başlıyor. Bunlar etkiliyor. Şimdi bu dönemde ne yapmak lazım? Bu dönemde tabi devlet kendine göre tedbirlerini alır. Orası ayrı bir olay. Ama bizim odalarımız var. Odalar birliğimiz var. Derneklerimiz var. Dernekler genel birliğimiz var. Evet. Bunların bir araya gelmesi gerekiyor. Bir, bu dönemde meslek mensuplarının ekonomik yapısının neler olabileceğini, önümüzde neler beklediğine dair bir think tank toplantıları yapmaları gerekiyor. Üst düzeyde yapılması gereken. Daha sonra buradan alınacak kararlar. Yani bu bize çok sert gelecek çünkü haksız rekabet önleyelim diyoruz. Haksız rekabet daha da artacak. Çünkü kapanan firmanın dolayı ekmek yiyemeyen meslektaşım ne yapacak? Benim mükellefime gidecek. Fiyat kıracak. Bunlarla karşı karşıya kalacağız. Bir yandan da yeni gelen meslek mensuplarımız var. Bunlar da bir ekmek kapısı arayacaklar. Bu haksız rekabet dediğimiz ortam daha da büyüyerek karşımıza gelecek. O yüzden meslek mensuplarının karşılaşacağı sorunlar, bu ekonomik kriz içindeki neler yapılabileceği konusunda
tedbirlerle ilgili bir toplantılar yapılması lazım. Bu toplantılardan çıkacak neticede meslek mensuplarının yansıtılması lazım. Yani tedbir mi alacak? Küçülmesi mi gerekecek meslek mensuplarının? Daha mı aşağı çekmesi gerekiyor? Nasıl biz meslek mükelleflerimize, müşterilerimize stok yapmayın diyoruz, kredi almayın diyoruz, evet, borca girmeyin diyoruz, uzun vadeli yatırım yapmayın, kendi yağınızda kavrulun, kendi yağınızda kavrulun, biraz küçülün diyorsak, meslek mensuplarının da bu yönlü tedbirlerin odalar tarafından verilmesi gerekiyor. Yani terzi kendi söküğünü dikmez ama benim atölyem TÜRMOB'tur. Benim atölyem odalardır. Bu atölyede fikir birlikleri yaratılıp meslek mensuplarına bu konular anlatılması lazım. Aksi takdirde çok ciddi bunalımlar gelecek. Bu Türkiye ekonomisi ile ilgili konumu zamanla kısmet olursa daha ileriki bir zamanlarda masaya yatıralım. Detaylı bir fikir alışverişi yapalım. Seve seve çok mutlu olurum. Çünkü bu gerçekten gözden kaçırılan bir konu. Yani bunu hassasiyetle üzerinde duruyorum. İnsanlar ilk etapta çok önemsemiyorlar. Yani her koyun kendi bacağından asılır ama bu koyun asıldı mı odalar da kalmaz, odalar birlikte kalmaz. Teşekkür ederim. Şimdi 2015 yılı bitiyor. Bugün 29 Aralık. 2015'in son günlerini yaşıyoruz. 2016'ya az bir zaman kaldı. 2016 yılında biliyorsunuz seçim dönemleri başlıyor Sayın Bakan. İlk 5 ayda veya Haziran'ın ilk haftasına kadar Türkiye genelindeki tüm serbest muhasebeci Mali Müşavir Odası genel kurula gidiyor. Yeni başkanlarla veya yeni yönetimlerle veya kurul üyelerini tespit edecekler. Akabinde Ekim ayında TÜRMOB seçimlere gidecek. Bize biraz bilgi verir misiniz? Neler yapılmalı? Neler oluyor? Bir de söylemeden geçemeyeceğim. Meslektaşlarda bölünmeler başladı. Gruplaşmalar başladı. Bunu neye bağlıyorsunuz Sayın Bakan? Bilgi verir misiniz? Tamam. Evet, öncelikle ben de 2015 yılının son günlerinde olmamızdan dolayı 2016 yılının tüm meslek camiamıza hayırlı olmasını, gönüllerinden geçen bir şekilde yeni yılın kutlamalarını 2016'da da bol kazançlı, sağlıklı bir yıl dilemek istiyorum. Öncelikle